İyi günler. Size diyabet ya da şeker hastalığı hakkında kısa bilgiler iletmek istiyorum. Diyabet, insülin yetersizliği veyahut da hücrenin insüline olan duyarsızlığı sebebiyle kan şekerinin yüksek kalması durumudur. Diyabetin 3 büyük çeşidi vardır. Birincisi tip 1 diyabet dediğimiz, pankreasın insülin üretememesine bağlı olan ve tamamen insüline bağımlı olan diyabet şekli ki bu genellikle genç hastalarda görülür ve 20 yaşından önce ortaya çıkmıştır. Tip 2 diyabet ise ya yetersiz insülin üretimi ya da hücrelerin insüline cevap vermemesinden oluşan bir hastalık olup genelde 40 yaş ve daha sonrası ortaya çıkar. Üçüncü diyabet şekli ise hamilelikte ortaya çıkan gestasyonel diyabet dediğimiz kan şekeri yüksekliğidir ki bu bazen tip 2 diyabete dönüşmenin ön habercisi de olabilir. Diyabet bütün vücudu tutabilen sistemik bir hastalıktır ve korkulan birçok komplikasyonları vardır. Bunlardan belli başlılarını saymak gerekirse körlüğe kadar gidebilecek olan diyabetik retinopati, böbrek iflası ve diyalize kadar giden diyabetik nefropati dediğimiz durum, sinir sistemini etkileyerek gerek bir takım his algılamaları değişikliği, gerek tansiyon düşmesi, bayılma, bulantı gibi otonomik sinir sistemini etkileyen semptomların yarattığı diyabetik nöropati ve kalp damar hastalıkları riskinin kat kat artmasıdır. Diyabet son senelerde farkındalığı artmış bir hastalıktır. Dolayısıyla popülasyondaki yüzdesi de çok artmıştır. Diyabetin tedavisi birçok branşın bir arada çalışmasını gerektiren bir tedavidir. Bu uzman doktorların yanında diyetisyenlerin de çok büyük rolü vardır. Egzersiz, diyet, ilaç tedavisiyle diyabet kontrol altına alınabilecek bir hastalık olup günümüzde artık kronik bir hal almış, eski korkulacak halini yitirmiştir. Diyabetin tedavisi birçok uzmanlık dalının beraber çalışmayı gerektirdiği komplike bir tedavidir. İlaç tedavisi yanında diyet de diyabet tedavisindeki başarı için son derece önemlidir. Hastaların bilinçlenmesi, diyetleri hakkında detaylı bilgi edinmesi son derece gereklidir. Zira sadece ilaç tedavisiyle diyabeti %100 kontrol altına almak neredeyse imkansızdır. Bir takım hayat tarzı değişiklikleri, egzersiz ve diyet her zaman diyabet tedavisini tamamlayıcı etkenler olmuştur ve önemi gittikçe artmaktadır.